Assalamu alaikum dostlar, Transformers Education kanal abunəçiləri. Sizlərə qızıqarlı və faydalı bulgan video dərslərini təqdim etməkdə davam edəmiz. Demək, bugün biz sizlər bilən bulut tətbiqini öyrənəmiz, yəni bulut orqalı svetodiodlarını yoki qurulmalarını başqarışını öyrənəmiz. Bunun üçün biz Arduino platasiga signal qəbul qılıcı qurulmamızı mana şunday holatda bağlab alışımız kerak bo'ladi va bazı bir qurulmalarımızda aynan şu qurulmamızning her halde konuşmuş oluşmuş mümkün. Yani pülüsü ortada, minüsü çekkede oluşmuş mümkün. Her hal halde oluşmuş mümkün. Hazırsız, ben o kut düşündüğe kalıp bağlayıp alasız ve tayyar bulgenden sonra biz bilen bir gelikte dastur kısmı ötesiz. Demek ki hazır biz dastur kısmı ötüp bu kurmanızın dastur kısmı ile tercih etmemiz. Demek dasturiy kısımda bizge Ahermut bibliotekası yani kütüphanası gerek oladı. Bu kütüphananı siz internetten yüklab alıp ornatışız gerek oladı. Hüddü şunu Ahermut namasını da çakırıp ornatas. Ve hüddü manuşu biz yazıyordukken ketmeketlikte dasturda siz hem yazarız. Demek kütüphananı joyla bölgenimizden sonra manuşun ne halatı da dasturiy yazı alışımız gerek. Bir de iki ve aynen bizim Arduino'ya Ahermut kurulmamızın ulanga ayakçası kısıtlanadı. Ve dasturumuz mana shunday holatda yozilgandan so'ng, mana ko'rib turganingizdek, biz chastota, ya'ni son qiymatlarni kiritganmiz. Bu bizning pultimiz. Ya'ni mana bu pult qurilmamizni bosganimizda jo'natilgan sonlar. Hozir men 1 ni bosganimda aynan nechta qiymat chiqishini bilib olishim mumkin. Hozir men yozgan dasturimda 1 ni bosganimda 1-chi led, 2 ni bosganimda 2-chi led yonsin va 0 ni bosganimda hammasi o'chsin degan dastur. Keling, buni monitor portni ochgan holatda kuzatib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana monitor portni ochdim va bir raqamini bosaman. Pultimizda 1 ni bosaman. Mana 1 ni bosganimda har xil raqamlar chiqib ketdi, lekin menga aniq chastota kerak bo'lgancha yana bir bor bosaman. Mana bosamiz. Demak, mana bu yerda biz mana shu qiymatni olishimiz kerak, chunki doimo takrorlanadigan qiymat mana shu. Demak, 1 ning qiymati shu. Bundan nusxa olaman Ctrl C orqali va buni aynan mana shu yerga joylayman. Mana Ctrl V. Ana endi yana portni ochaman. Endi 2 ni bosaman. 2 ni bosganimda mana bizga aynan doimo takrorlanadigan son qiymati chiqdi. Pastdagi 2 ta uzun raqam bu boshqa sonlarni bosganimizda ham takrorlanadi. Demak, mana joylab oldik. 2 ni bosganimizda shu chiqar ekan. Endi ya'ni 0 ni bosib ko'ramiz. Mana pul tagida 0 ni bosib ko'raman. Mana 0 ni bosganimda har safar bir xilda chiqish kerak. Lekin bu o'zgarib ketyapti. Bu degani aniq bir so'm qiymatini ushlay olmayapti degani. Mana oxir 5 bilan tugagan haqiqiy so'm qiymati takrorlandi 2 marta. Pastda ham, tepada ham. Xuddi shundan nusxa olaman va aynan mana shu yerga joylab qo'yaman. Mana joylandi. Endi dasturimizni Arduino platasiga yuklagan holatda biz natijani ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pult tagida 1 ni bosganimizda qizil, 2 ni bosganimizda boshqa rangli svetodiod va 0 ni bosganimizda svetodiodlarimiz o'chishi kerak bo'ladi. Demak, hurmatli o'quvchilar, amaliy ishimizni ko'rib o'tamiz. Demak, hurmatli o'quvchilar, amaliy ishimizni boshlaymiz. Demak, pultda 1 ni bosganimizda 1-chi svetodiod, 2 ni bosganimizda, demak, 2-chi svetodiod va 0 ni bosganimizda hammasi o'chishi kerak. Demek, hurmatli o'quvchilar, mana biz sizlar bilan amaliy ishimizni ko'rib oldik. Demek, siz ham pult qurilmasidan foydalangan holatda uyingizda bundan-da ko'p qiziqarli amaliy ishlar bajarishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Xonmarov Azizbek bo'ldi. Ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan birgalikda yurtimizda texnologiyani rivojlantiramiz.